Evet, selamun aleyküm. Bu bölümde arkadaşlar konu başlıklarını alacağız, sorularımızı soracağız. Öncelikle 41 asil nikli şahıs soruyorum. Bu kemik kadro kurubunu kime kurdurdun? Bunu kuran arkadaş kafkası açtırdı, sonra inkar etti. Ben açmadım dedi. Asil kadro grubunu Baba Kurt'a açtırdı. Baba Kurt 09'a açtırdı. Dernek grubunu Enes Dizayn'a e açtırdı. Facebook Nihat 66 açtı. Sonra onun da ayağını kaydırdı. Ee, kendisine kaldı. Instagram'ı Mete'ye açtırdı. Mete'ye açtırdı. Sonra Metin de ben açmadım dedi kendini. Yani <laughs> Şöyle ki grupları birilerine açtırıyor. Sen şunu yap, sen bunu yap. Sen şuraya geç, sen buraya geç. Bir sıkıntı olduğunda da ben yapmadım. Benim bir günahım yok, benim bir suçum yok. Onlar yaptı diyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Kemik kadro grubunda kimler vardı? Baba Kurt, Al Bayrak, Azmi, Falçata 40, Yem Falçata, Hatem 46, Fırtına, 54 Murat 54, Enes Design, Yavuz Usta, İllas Usta. 64 Viyana Selahattin, Osman, Çavuş 67, Samet Yorgancı, 41 Asi, Mesut 27, Cin 27, 24 Tercanlı ve Kafkas. Ayrıca Medo 34, Dede 01 ve Şahin 55. Bu isimler kemik kadro içerisindeydi. Tabi bir önceki bölümlerde anlattığım gibi hain mayın olayları çıktı ya. Bana göre şu anda anladığım kadarıyla asıl hayının başı 41 Asi'ymiş. Demek ki. Ondan sonra asil kadroyu baba kurt 09'a kurdurunca bu kadronun içinde kimler vardı? 41 asi, baba kurt 09 azmi, falça takı, fırtına, Osman, Albayrak ve Enes Dizayn. Şimdi bu isimler bu kayıtları bu videoları izlediği zaman ben yalan mı söylüyorum doğru mu söylüyorum bunu zaten yorumlarını yaparlar. Onun haricinde eski adminlerde bunları izlediği zaman gereken yorumları yaparlar diye umuyorum gerçekleri. Şimdi gelelim ki hain söyledikleri insanlar. Hain söyledikleri insanlara gelmeden bir de dernek grubu açtırdı sonradan. Bunu da Hasan Dizayn'a e açtırdı ya. Orada da olan isimler 41 Asi, Enes Dizayn, Baba Kurt, Azmi, Falçata, Albayrak, Fırtına, Osman, Yavuz Usta, İlyas Usta, Hatem ve Mesut. Şimdi buradan da zaten ayrılanlardan ilk e, Azmi, Albayrak ve Baba Kurt oldu. Burada zaten e, oradan sonra başlamıştı filmler anlattığım gibi sırayla. Ve gelelim hainlere. Birinci hain Mete oldu. Mete 34. Mete 34 gitti. İkinci ayın çavuş 67 oldu. Çavuş 67 de gitti. Üçüncü ayın Samet Yorgancı oldu. Samet Yorgancı hain oldu ve üstüne basa basa hain oldu ve üç gün sonra da gitti. Adam da misafir oldu. Hangi yüzde bilmiyorum. Kendi bilecekleri şey. Dördüncü ayın Viyana Selahattin oldu. Döndü bu Selahattin de hain olduktan sonra üçüncü gün kucak kucağı oldular. Hatta bize diyor ki geldi diyor yanıma diyor toplantıda şeyde bir yerde buluşmuşlar 3-5 kişi. Ben diyor elimin tersiyle ittim onu git sen hainsin. İşte ne bileyim senin cezan var sen şöyle uzakta dur ben seninle muhatap olmam sadece el sıkıştım dedi. E Selahattin'e sorduk. Tabi bu bunu da bir toplantıda yani toplantı dediğim büyük bir e, gene tartışma ortamında kanalda soruyoruz. O öyle dedi. Selahattin bir yana geldi dedi olur mu abicim öyle şey. Gittim dedi kucaklaştık mucaklaştık oturduk normal sohbet resimler falan çekildik. Bu ne periz ne lahana. İki günde üç günde nasıl oluyorsunuz ve bunu da şeye de soruyorum yani Selahattin'e de soruyorum. Nasıl olur da seni hain diye ilan eden bir kişiyi iki gün sonra üç gün sonra affedersin yani. Tamam Hani hatalar olmuş olabilir ama hata bir sefer olur iki sefer olur üç sefer olur. Peşinden Hayin 54 Murat oldu. Şimdi bunun üzerine biraz durmak istiyorum. 54 Murat 54. Hayin nasıl oldu? Grup içerisinde bu Asu Hanım diye bir şey bir bayan vardı ee, Asu Hanım diye. Bunun test programında istemedi bazı arkadaşlar. Bize dedi ki burası sosyal bir telsiz programı buraya isteyen istediği gibi girer çıkar El, el neyse oralara girmeyeceğim ee, Bunlar tartışınca 41 Asiye dedi ki 54 Murat sen benim başkanım değilsin dedi 41 Asi çekti gitti zaten her zamanki yaptığı sefer 4 sefer 5 sefer çekti gitti ee, En başta Babakuş 09 olmak üzere minnet rica bunu geri getirdik her seferinde ya Yavuz Usta kalp krizi geçiriyordu onun yüzünden ya. Neredeyse. Adam fenalaşmıştı. Her neyse. Ondan sonra bu tuttu. Hemen Murada aynı şu kelimeleri kullandı. 54 Murat. Söylüyorum şimdi. Sana da söylüyorum kardeşim. Bu kelimeleri kullandı mı? Kullanmadı mı? Bu kişiyle arkadaşlıklarınızı, şahsi arkadaşlıklarınızı gözden geçirin. Bir. Affedersiniz bu kelimeyi kullanacağım ama Ay başın geçtiğinde seninle konuşalım. Tuttu ondan sonra bunu bilek listeye aldı. Bize de aldırmaya çalıştı. Bazı arkadaşlar hatta aldı bazıları almadı. Almayanlardan biri de benim. Görüştük konuştuk hala da görüşüp konuşuyoruz. Mesela kendisiyle ama yaptığı yanlışlar çok. 54 Murat 54'üm bunu da buradan söylemiş olayım. Ondan sonra 54 Murat dedi ki sen benim başkanım değilsin. Baba Kurt 09'a diyor ki grubun içinde 54 Murat bir başkan seçelim. Şeyde 41 Asi de alttan yazıyor Baba Kur 09'a mesaj ediyor. Çekip gittikten sonra ee, bir başkan seçin diyor aranızda al bayrak diyor olur ama diyor Türkiye'de o sen ol diyor. Tabii e, Baba Kur 09 da diyor ki tamam diyor Murat ben senin başkanım olayım o başkanın olayım ama diyor benim de başkanım Asi diyor nasıl olacak bu iş Baba Kur hala onu satmıyor yani. Ondan sonra bir gün sonra tabi baba kurt ben, ben baba kurta dedim ki orada arkadaş dedim ben Asi ile yola çıktım. Asi ile devam edeceğim. Asi gitti ben de gidiyorum. Hadi eyvallah. Başka bir bulvarda ben senin arkandan yürürüm. Hiçbir zaman senin sözün sözümdür yani. Özün özüm sözüm sözümdür lafını kullandım. Ayrıldım gruplardan. Tabi Asi beni aradı. Bana sordu. Ne oldu falan. Dedim böyle böyle. Ben dedi tabi haberini almış. Baba Kurt'un yaptığına dedi ben üzüldüm, darıldım Baba Kurt 09'a. Hayırdır niye? Böyle böyle yaptı. Ya ama 54 Murat böyle söyleyince e, o da aynen bu kelimeyi kullandı. Mecbur kaldı grup dağılmasın diye herhalde. Meğer ben de Baba Kurt'a bunu söylüyorum dedim. Bana böyle böyle söyledi. Yapmayacaktım dedim. Dağılsaydı o zaman grup. Yahu kardeşim dedi alttan mesajları var ah dedi bana dedi kendi yazdı. Albayrak Türkiye'de sen başkan ol seçil orada e, grup dağılmasın diye kendi yazdı. Bunu bu şekilde yazmadın mı 41 Asi? Ortalığı karıştırıcı. Her neyse bu olayda böyle. Bu 54 Murat da böyle hain oldu. Ondan sonra 54 Murat da bunların arası açıldı. Tesis programında bilek listeye birbirlerini almalar. 54 Murat bunu tehditler etti. Lokasyon istedi. Ana avrat küfür etmeye kadar geldi. Ya niye 54 Murat bu duruma geldikten sonra ne değişti de 41 Asi ile tekrar bir araya gelebildin. Onunla beraber tur 15'e geçebildin. Devam edebildin. Tabi bu senin şahsi düşüncendir. Ama benim karakterimde böyle bir şey olmaz yani. Daha sonra bunlar işte lokasyon verildi. Anlattığım üzere de daha önceki şeylerde bölümlerde lokasyon veriyorlar. Baba kurt oraya gidiyor. Bazı şeyler yaşanıyor orada. Tartışmalar. Falan fişman. Ee, yukarıdan aşağı, yüzünden aşağı, yüzünün önünde, gözünün önünde 41 Asi'nin şiir okuyor baba kurt. Güzel de şiirler okumuş. Hiç mi şey yoktu ya? Bu adama cevap veremediniz. Her neyse o da oldu bitti. Bunlar oldu mu, yaşandı mı, yaşanmadı mı 41 Asi? Ve diğer arkadaşlar, soruyorum. Altıncı hain de şey bir de, Halil 64-64 vardı. Başka bir grubun içerisinde, yani bizim Midland'la alakası olmayan bir WhatsApp grubunda. Ee, gene herhalde yol yardım gibi bir şey, bilmiyorum. Bu adam hain, bu adam menfaatçi, bu adam çıkarcı, bak kovdular onu oradan dedi bize. Ne zaman bizden ayrılık yaşadı? Tuttu Halil 64 ile beraber kucak kucağa sarıldı. Facebook da ona bıraktı. Ve şu anki problemlerden sonra benim bildiğim kadarıyla Halil 64, duyduğum kadarıyla Halil 64 e, 41 asiyle yollarını ayırdı. kendi başına yürüyen bir insan şu anda. Ama bu zamanda böyle söylemişti yani. Şimdi hainleri de yani sözde hainler, hainler, hainler değil. Sözde hainlerle beraber e, bunları da öğrenmiş olduk. Bu arkadaşlar da ben doğru mu söylüyorum yalan mı söylüyorum bunu da şey yapsınlar. Şimdi gelelim e, bayan hanım meselesine. Bir bayan. Ya bu falçata kırk Arif kardeşimizin evi ocağı yok mu? Var. Ailesi çoluğu çocuğu yok mu? Var. Sen bir sosyal medyaya çıkıp da bu adamın Yuvasına niye oynuyorsun ya? Kadın çıktı. Ben e, falçata diye birini tanımam dedi. Sen çıktın dedin ki e, tanıyor. Burada şunu söylemeden geçemeyeceğim. Bakın öncelikle şunu söyleyeyim. Kimsenin yuvasına oynamayın kardeşim. Kimsenin ailesiyle yuvasıyla oynamayın. Ailesiyle yuvasıyla oynarsanız aileniz ve yuvanız da oynanır. Anlatabildim mi kardeşim? O yüzden e, ama farklı bir şey söyleyeceğim. Yani bildiğim şeyi bunu söylemeden geçemeyeceğim. Çünkü burada falçata 40 Arif kardeşimizin yeğen falçatanın baba kurs 09'un temizlenmesi gerekiyor. Samet diye e, arkadaşımız e, bunu herhalde yönlendiriyor birisi. 41 as tarafından mı artık nedir bilmiyorum. Kanalın birinde çıkıyor diyor ki bana diyor bu bayanı diyor gönderin diyor. Falçata 40. Kardeşim elinde bir delil, bir ispat, bir şey var mı? Sen adamın ailesini oynuyorsun. Bunun hanımı çıkıp da sen bu bayanı nereden tanıyorsun demez mi? Sormaz mı? Ve 41 Asi'nin Facebook'unda olan sayfasında olan birisini falçata nereden tanıyacak? Biz hiçbirimiz şu anda o sayfada değiliz. En az belki bir buçuk iki aydır o sayfada değiliz. Nereden bulacağız bu bayanı? Orayı da geçelim. Bunu bu kanalda söyledi. Sonradan bu bayan gelince ben tanımıyorum, etmiyorum dedi. Eyvallah. Samet çıktı dedi ki evet abi dedi en son özür diledi. Evet ben onu söyledim. Ben öyle zannettim. Ben öyle zannettim. Bak kardeşim birine hain dersin. Şunu yaptın dersin, itamlarda bulunursun ama bir bayanı bana gönderdin demek ee, onlara benzemez. Yani öyle zannetmiştim demek de olmaz. Hain zannedebilirsin ama bir bayanı bana göndermiştin zannettim, olmaz kardeşim. Bu adamın ailesi var, yuvası var. Aynı senin de ailen var, yuvan var. Kimse kimsenin ailesiyle, yuvasıyla oynamasın kardeşim. Kim oynarsa onun ailesi ve yuvasıyla oynarlar. Onun haricinde bu şeyde e, Frankfurt buluşmasında Frankfurt buluşmasında 41 Asi sen bu söylediklerimizde mayık satışlarında mayık satışlarında herhangi birimizin bu kadronun içerisinde kim varsa orada uğraşan bunların cebine bir kuruş para girdiğini ispatlayabilir misin? bir kuruş para girdiğini ispatla ben namerdim. İspatlayamazsan namersin. Bizim üstümüze attığın suçlarda, iftiralarda en ufak bir delil bu çıkar getir de ki bunu siz yaptınız söylediniz, ettiniz gene biz namerdiz. Ama ispatlayamazsan namersin. İspatlayamazsan namersin kardeşim. Tamam. Şimdi onun haricinde konu başlıklı olarak bu bayan senin moderatörün sana şikayet etti mi etmedi mi? Sorularım. Sen falçata kırka bize falçata kırk ben olmasam yapamaz. 10 saatlik görüşme vardı ya. Ben olmasam Midland olmaz. Ben olmazsam yardım olmaz. Ben olmazsam transportçulardan yardım alamazsınız. Ben olmazsam Midland'ı bırakmam. Ben gittim mi Midland gider. Sen kimsin kardeşim? Kimsin sen? Soruyorum ben şimdi sana. Bak. Kimsin? Yani Midland'ın sahibi misin sen? Sen olacaksın, Midland olacak. Ne güzel gidiyor iki aydır. Ne oldu? Var mı bir sıkıntı? Ve soruyorum şimdi sana. Ondan sonra o kadar şeyler yapıldı. Toplantılar, buluşmalar yapıldı. Ne satıldı? Kimin cebinde para girdi? Kimin kazancı oldu? Kim ne sattı? Hiçbir şey. Şimdi Asker 34'e hatırlıyor musun? Asker 34'e telefonunu tamir ettirdin. Parasını ödedin mi? Hani diyorsun ya siz menfaat çıkar peşindesiniz. Sen asker 34'ün parasını ödedin mi kardeşim? Telefonunu yaptırdı. Kime yıktın bu parayı? Kim ödedi bu parayı? Bunların cevabını alalım. Ve asker 34, e, kime dedi bu parayı? Sen de yorumda yazabilirsin kardeşim. Ve hala almadın mı? Ve sana soruyorum 41 arası, sen Mete 34 ile Asker 34 beni bir yere götüreceklerdi. Disko'ya da orada beni bayanlarla resmimi videomu çekip şantaj yapacaklardı. Ben gitmedim dedin mi demedin mi? Yani kendi kafana göre bir şeyler uydurup bunları söyledin mi söylemedin mi? Ve sana Babakurt Frankfurt buluşmasında çok ön plana çıktı. Bunun konuşmasını kimlerle yaptın? Baba Kurt çünkü oranın şeyini en çok uğraşan insandı. Ee, bunun konuşmasını kimlerle yaptın? Yaptın mı? Yapmadın mı? Şimdi benim sorularım var yani soruyorum bunları. Eski adminler, menfaat, çıkarcı, para kazanacaklar, stiker satıp para kazanacaklar ve onların yanında biz de aynı şekilde menfaat çıkar ilişkisi içerisinde olduğumuzu, para kazandığımızı söyledin mi, söylemedin mi? Bunu ispatlamazsan namersin. Ve gelelim şeye. Sen bize Kafkas izine gidiyor. Ee, ...kapı kapı geziyor... ...Aziz Nebliget bu da de... ...insanlarla görüşüyor... ...Kafkas diyor ki bunlar hani ileriki yaz dönemlerinde... ...bize yardımcı olsunlar diye... ...onlarla görüştüm diyor... ...sen bize o onlarla pazarlık içerisinde... E, ...pazarlık içerisinde... ...oradan menfaat peşinde... ...dedin mi demedin mi? Aynı şekilde... ...o adama bu laftayı vuruyorsun da... ...sen... Aziz Nebriket otele uğramadın mı? Görüşmedin mi? Ondan sonra kanalda çıkıp da Arkadaşlar ben Aziz Nebriket'le Budapest'te de bilmem kimle Şunlarla görüştüm. Yazın e, Bize yardımcı olacaklar Dedin mi demedin mi? Sen o zaman menfaat çıkarcı Olmuyorsun da. Kafkas mı menfaat çıkarcı Oluyor? Peki Tur 20'de Veya TREU'da biz konuşurken Baba kur 09. Burada Aziz Nebliget'le görüştü. Tişört aldı. Tişört pazarlığı yaptı. Yapalım, satalım. Çekici alalım. Dediğinde demiş senin söylemene göre. Ve o toplantıda Aziz Nebliget'i çağırdığımızda inkar etmedi mi? Yani öyle bir şey yok demedi mi? Dedi. Öyle bir şey yok dedi. Ben öyle bir şey konuşmadım Babakur 09'da dedi. Ve sen bunu Azmi'ye söylemedin mi? Azmi kardeşim sana Babakur 09 hakkında bu böyle böyle tişört yaptıracaklarmış satacaklarmış Aziz Nebriket'le anlaştı demedi mi? Sen de bunu Aziz Nebriket'e sorduğunda inkar etmedin mi? 41 Asi bunları konuşmadın mı sen? Milletin arkasından yalanlar dolanlar birini birine birini öbürüne söylemedin mi? Sen 54 Murat hakkında arabası Bavulu arabasında geziyor, 20 23 kişinin evine gitti, İnsan bir utanır demedin mi? Dedin. İnsan da biraz yüz olur demedin mi? Ben hiçbir yere gitmiyorum, benim arabam evim demedin mi? Kaç kişinin evine sen de gittin kaldın, adam davet edildi mi icabet edilir. Ve 54 Murat, sana da soruyorum, sen bunları bile bile, sen bunları bile bile bu adamla nasıl yan yana yürüyorsun? Ona da hayretler içerisindeyim. Onu da söyleyeyim kardeşim. Ve sana en son şunu soruyorum. O kendini biliyor. Yorum yazar. Sen şahsın biriyle konuşurken abi burada çekici alalım. Ee, para kazanırız. Şu işi yapalım. Dükkan açalım. Demedin mi? Dedin. Peki o adam sana ne dedi? Abi, para yok. Para nerede dedi sana? demiş daha doğrusu. Kendisi zaten yorum yapar. Doğru mu söyleyeyim, yalan mı söylüyorum? Ben de para yok dedi sana adam. Sen ne dedin? Gurbetçiler de var ya dedim. Almancılar da var ya dedim. Bunu söyledin mi, söylemedin mi? Ve o söylediği arkadaşı da buradan çağrı yapıyorum. E, buyursun gelsin o da bu videonun altına yorumunu yapsın. Doğru mu yalan mı ortaya çıksın. Saygılar, selamlar olsun. Benden bu kadar. Hoşça kalın, dostça kalın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.